Merhaba arkadaşlar ben Mazarat. Bu videomuzda size Farming Simulator 2022'de araç hızlarını ve araç kapasitelerini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi Farming Simulator 22'de bazı araçların hızları çok düşük, kapasiteleri çok düşük. Bu da oyunu tek başına oynayanlar için büyük zorluk yaratıyor. Biz şimdi bu araçların kapasitesiyle ve hızlarıyla oynayarak hızlarını, kapasitelerini birazcık arttırarak oyunu biraz daha oynanabilir hale getirmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden önce size ufak bir bilgi vereyim. Biz her gün Facebook'ta canlı yayında Mazarat Gaming sayfasında Farming 2022 oynuyoruz. Sizleri de canlı yayınımıza bekleriz. Arkadaşlar oyunda bazı araçların hızı, bazı araçların kapasitesi, bazılarında hem hızı hem kapasitesi değişebiliyor. Örneğin Diyelim ki romorklarda şu romorklarda sadece kapasite arttırımı yapabiliyoruz. Mesela biz bu romorkun kapasitesini 50 ton falandı bu normalde 100 tona çıkarmışız. Bunun sadece kapasitesini arttırabiliyoruz ya da şunun. Ama bazı romorklar var. Örneğin şurada göstereyim. Mesela şu yükleme vagonları diye geçen romorkların... Hem çalışma hızı var hem de kapasitesi var. Çalışma hızı da şu altta toplama yeri olduğu için çalışma hızını bu belirliyor. Bu normalde 18 falan olması lazım çalışma hızı. Biz bunu 25'e çıkarmışız. Ama sanırım kapasitesiyle oynamamışız. Şimdi size iki araç mesela başka bir şey de söyleyeyim. Diyelim ki ne var başka kullandığımız araçlar. En çok kullandığımız mesela Mibzerler. Mibzerlerde hem çalışma hızı var. Şöyle bir örnek verelim. Hem çalışma hızı var hem kapasite var. Bunların ikisini de değişebiliriz. Mesela pulluklara gelelim. Pulluklarda sadece neyi değişebiliyoruz? Şuradaki çalışma hızını değişebiliyoruz. Mesela bunlar da normalde 17-18 km ya da 15 km ise biz bunları 25'e çıkarmışız. Biraz daha oyunu kolaylaştırmak için. Şimdi ben oyunda iki tane aracın ekipmanın hızını değiş şey kapasitesini değişmek istiyorum ve de hızını. Birincisi şu. Sılaj dökerken kullandığımız neymiş bunun markası? Albut diye bir marka. Bunun kapasitesi normalde ne kadarmış? 8 tonmuş. Hemen bakalım bir. 8 ton mu gerçekten? Nerede oyunumuz? Ha şurada. Şimdi bir yükleyelim bunu. Evet %100 yükledik. Bu aletin kapasitesi 8 ton. Bir bunda değişiklik yapmak istiyorum. Bir de şu sarıcı da. Bunun da şöyle son hızına bakalım. Bunun da normalde çalışma hızı aslında 20'den de düşüktü galiba. Ben bunu 20'ye çıkarmıştım kullanmak için. Şimdi size göstermek için bunun hızını 30'a çıkarmak istiyorum. Şimdi oyunu bir durduralım videoyu. Ben değişiklikleri yaparken hatta şu an durdurmayalım oyunu bir saniye. Ne yapacağız? Önce nasıl yapacağımızı gösterelim. Şimdi değişiklikleri oyunun ana dosyasından yapacağız. Hemen giriyoruz oyunun ana dosyasına. Ben Steam'den almıştım oyunu. Steam, Steam Apps, Jommon, Farming Simulator 22. Buraya girdikten sonra burada Data, VHLS klasörüne girince burada oyundaki bütün araçların, ekipmanların markaları yazıyor. Şimdi biz bakalım neymiş bizim araçların markası hemen. Değişik yapacağımız şunun markası neydi? Albut diye bir marka. Albut'u buluyoruz buradan. Buradan bizim yapacağımız şey Slaj taşıyıcı. Hemen giriyoruz. Burada CTRL F ile XML dosyasını metin belgesiyle açacağız. Ondan sonra onu da CTRL F ile kapasitesini bulmak için cap yazıyorum. Zaten direkt buluyor. Burada 8 tonmuş. Bunu 15 tona çıkar diyorum. Kaydet diyorum. Ondan sonra diğer değişikliği nerede yapacağız? Diğer değişikliği de ne de demiştik? Sarıcılarda. Sarıcılardan hemen neymiş bunun markası? Dalbo. Dalbo'ya giriyoruz. Dalbo'yu buluyoruz arkadaşlar hemen. Bulduk. 1230 muydu modeli? 1230. Buradan da hemen bunun hızını değiştireceğimiz için yine CTRL F Speed yazıyoruz. Speed de bunun hızı 20 idi. Speed limit şurada gördüğünüz. Bu 20'yi de 30'a çıkaracağız. Kaydet dedik. Ondan sonra bir süre oyunu kapatıp açacağım yeniden. Yaptığımız değişikliklerin geçerli olması için oyunu kapattık, açtık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi 8 ton alan, 8 ton alan kepçemiz şimdi kaç ton alıyor? Evet, sağ altta gördüğünüz gibi 8 ton alan kepçenin kapasitesi 15 tona çıkmış durumda. Bunu daha da arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz normalde ama tavsiye etmem çünkü kepçeyi hava, havaya kaldırdığımızda kepçenin arkası dengesi bozulacağı için havalanabilir. O yüzden biraz arttırmak yeterli. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Bu da sarıcı. Merdane. Bunu da 20 km ile maksimum gidebiliyorduk. Şimdi bakalım kaça kadar çıkacak. Bundaki hız da Gördüğünüz gibi 20'yi aşmaya başladı. Aracın gücüne kadar 30'a kadar çıktı. Bunlardaki değişiklik olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi size biraz daha bilgi vermek istiyorum. Mesela oyunda en çok kullandığımız araç ne var? Biçerler var. Biçerlerde arkadaşlar biçerin kendisinden neyi değişebiliriz? Normal çalışma hızı değil de normal hızını, aracın hızını Artı bir de kapasitesini. Bunun kapasitesi yaklaşık 15 ton falandı. Biz bunu 25'e çıkarmışım mesela. Biraz daha kolaylık olsun diye. Biçerlerin çalışma hızını belirleyen şey bıçaklar arkadaşlar. Yani şu kesiciler olarak geçen bıçaklar hızı belirliyor. Mesela normalde bu bıçaklar biçerlerin çalışma hızı 10 kilometre falan normalde. Bizim kullandığımız bıçaklara bakalım. Burada ne varmış? Biz bunları 20 kilometreye çıkarmışız. Bunları da aynı şekilde mesela bunu bir bakalım. Neymiş bu? Kase marka kesici. Kase 3162 flexi. Hemen oyun dosyasına gidelim arkadaşlar tekrar. Oyun dosyamız neredeydi? Bilgisayarım. C. Program files. Ben oyun Steam'den almıştım. Steam Steam Apps John Mon Farming Data ve tiles Buradan CSV'yi buluyoruz. Ondan sonra model neydi? Bir daha bakalım. 3162 Terraflex 3162 Şu mudur acaba? Terraflex. Sanırım şurada birisi olması lazım. Buradan şimdi speed yazdığımız zaman mesela 20. Bunu istersek 30'a da çıkarabiliriz. Buraya 30 yazıp ondan sonra kapatırken kaydet dersek bu bıçaklar 30'da biçmeye başlayacak. Başka size anlatabileceğim bir şey var mı burada? Yani mesela şu pamuklar bu bıçağı üzerine zaten kendi üzerinde olduğu için bunu direkt buradan değişebilirsiniz aracın kendi dosyasından hem kapasitesini hem de şurada çalışması nerede? Şurada 20 km. Bu da normalde mesela 10'la falan gidiyor. Biz bunu 20'ye çıkardık. Onun dışında neler var değişebileceğiniz? Mesela mibzerler var. Mibzerlerde her ikisinde değişebiliyorsunuz. Nerede mibzerlerimiz? Bir tane örnek. Mesela bu modlu mibzer. Bunda hem kapasiteyi değişebilirsiniz. Hem de hızını değişebilirsiniz. Bunlar ikisi birden değişebilir. Benim anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Sizde daha fazla sorunuz varsa video altından sorabilirsiniz. Ya da her gün Facebook'ta canlı yayındayız. Mazarat Gaming sayfasında canlı yayınımıza katılarak da bize oyun hakkındaki sorularınızı sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.